Şimdi abicim bir konu daha var aslında. Bu ilik meselesi. İlik. En çok sorulan sorulardan birisi. Özellikle YouTube'da bana çok soruluyor. YouTube'da da sorulur. Bu izleyeni de çok rahatsız ediyor. Kesen de vicdanen rahatsız oluyor. Aynı zamanda yanlış bir de kurbanını kestirip ileğe de vur. Biz böyle gördük. Atadan dedenen böyle gördük diyen de oluyor. Evet. Yani herkese de tek tek anlatamıyorsun. 200 tane hissedar oluyor. Ya ileğe vurulur mu? Diye bu ilik olayını bir anlatır mısın böyle en başından, yani ileğe vurmak, tamam. Senden dinleyelim bir de nedir? İleğe vurduğumuz anda hayvanda gelişen olay nedir? Anladım. İlik olayını anlatıyorum ama ilik olayının dini boyutuna değinmiyorum. Boyutuna değinmiyorum. Yani, tamam. Sonuçta ben müftü değilim, fetva veremem, eyvallah. Yani diyeceğim o. Ben işin dini boyutu değil, diğer kısmını dediğim gibi anlatayım. Şimdi ilik dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Hayvanın kuyruğundan başlıyor. Omurgasının içinden devam ediyor. Omurgadan devam ediyor. Hatta mezbada çalışanlar bilir, hayvanı omurgayı kestiğinizde omurgadan iliğin kendisi geçer gider. İlik ne dedik? Kuyruktan başlıyor. Omurgadan geçiyor. Hayvanın kellesiyle omurganın birleştiği yerden, hani o iliğin saplandığı yer, oradan geçiyor. Bu beynin arkasına giriyor arkadaşlar. Beynin arkasına giriyor. Bu sinir sistemidir. Buna halk arasında can damarı derler. Can damarı değildir arkadaşlar. Can damarı değil. Hayvanda can damarı dediğimiz yer şu atar damarlar, toplar damarlar vardır şu hayvanın sağ ve sol tarafında. Hayvanı kestiğinizde iki tane böyle parmak kalınlığında damardan kan geldiğini görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar atar damarlar. Açık renkli kırmızı kan akar buradan. Toplar damarlardan da ince ince koyu renkli kan akar. Şimdi can damarı değildir dedik. Bunda hemfikiriz değil mi? Evet. Can damarı değildir. Şimdi hayvanı kestiğinde kesim esnasında iliği kesemezsin. Çünkü ilik orada tabii. Kemiklerin arasında, içeride. Arasında, içeride. Hayvanı kestik. Hayvan öldü. Can verdi tamamen. Hayvan öldüğü zaman iliği kesip kelleyi ayırabilirsin. Peki hayvanı kesmeden, hayvan canlıyken oraya bıçak saplarsam ne olur? Onu sana söyleyeyim. Şimdi hayvan ölüyor diyor da hayvan ölmüyor. Hayvanın sinir sistemine sen bıçak saplıyorsun. Hayvan kasılıyor kalıyor böyle. Hareket edemiyor yani. Hareket edemeyince öldü zannediyorsun sen. Hayvan ölmüyor. Hayvan kasılıyor kalıyor sadece. Şimdi eğer ki hayvanı kestiniz arkadaşlar. Hayvan kesildiğinde hayvan çırpınır. Çırpındıkça damarlardaki kanı atar. Mezbada hayvan kesilir. Ölmeden önce asılır. Çırpındıkça bir de yer kesiminin özür diliyorum, yer çekiminin de etkisiyle o kılcal damarlardaki kan daha hızla boşalır. Hızla boşalır. Eğer ki asma mümkün değilse, yerdeyse gene iliği kesmiyoruz. İliği kesmiyoruz ki hayvan çırpınsın. Çırpındıkça damarlardaki, kılcal damarlardaki de kanı atsın. Hayvan kanı atmazsa ne olur? Hayvan kanı atmazsa şöyle olur abi. Etin ömrü kısalır. Et morarmaya başlar. Ondan sonra kan demek bakteri demek. Raf ömründen bahsediyor. Tabii ki, tabii ki. Aynen. Şimdi kan demek bakteri demek. Hayvanın etinin içinde kan kaldığı için damarlarda, buralarda bu sefer bakteriler de üremeye başlar arkadaşlar. O yüzden biz hiçbir şekilde kestiğimiz hayvanlar henüz can vermemişken iliğine bıçak saplamıyoruz. Sapladığımız zaman ne dedim? Hayvanın kanını, damarların içindeki kan tamamen boşalamaz. Boşalamadığı için de hayvan etinde morarma olur ve bu bakteri üremesine neden olur. Ve etinde raf ömrü kısalır yani. Bundan dolayı arkadaşlar mümkün mertebe eğer kurbanınızı kestirdiğiniz yerlerde iliğe bıçak saplanıyorsa bunu söylersiniz kesen arkadaşa. Benim hayvanıma iliğine bıçak saplama dersiniz. Ya da siz kendiniz bugüne kadar iliğine bıçak sapla diyorsanız bunu söylemeyin. Saplatmayın arkadaşlar. Yani hayvan ölmeden iliğini kestirmeyin. Kesen olursa da bunu uyarın arkadaşlar. İlik konusu bu şekilde. Yani söyleyeceğim benim başka bir şey yok bununla ilgili. İlk dokunulduğu anda herhalde kalp de duruyor ki. Abi yok. Hayır kalp var. Durmaz. İlikten kalbin çalıyor. Sinir sistemine sen zarar verdiğin için hareket edemiyor kesin. Hayvan sadece. Hareket edelim. Şey, kalbi kasılıyor olabilir ama kalp durmuyor. Yani öyle de bilmiyordu. Kan kaybına bağlı olaraktan kalbin zaten ritmi değişmeye başlıyor. Kalp sonradan zaten kendiliğinden duruyor.
ritmi değiştiği için. Evet, manzara da hoş olmuyor. Yani bulduğun manzara tabii. Tosun böyle elektrik çarpmış gibi oluyor. Aynen öyle. O yüzden arkadaşlar bu ilik konusuyla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım arkadaşlar açıklayıcı olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.